Yanar. İnançla, sevgiyle büyütülür. Gün gelir, bir yana eksik bırakılır. Bırakılır da kuzeyde, İskele kentinde bir tutkuyla devam eder. Yıl 2013'e gelinir, 45. yıla merhaba denilir ve bir efsane olur. Hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Sayın Temsilcisi, Sayın Belediye Başkanları, Kardeş Belediyeler Pendik Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Sayın Temsilcileri, Türkiye'den aramızda bulunan Sayın CEO Temsilcileri ve İngiltere'den aramızda bulunan Sayın CEO Temsilcileri, sevgili İskele halkı ve pek kıymetli misafirler, 45. Geleneksel İskele Festivali açılış törenine hoş geldiniz. Değişmeyen sloganımız, köklü bir gelenek, 45 yıllık bir heyecan diyerek 45. yılın verdiği gurur ve sevinçle sizleri kucaklıyoruz efendim. 45 yıl önce 1968 yılında Larnaka'da yanan ateşimiz bugün 2013'te İskele kentinde 45. yaşında. Bu festival heyecanını yaşarken bu festivali başlatan, bayrağı alıp devreden, fikirleriyle bizlere yardım eden, şu anda belki de aramızda bulunmayan tüm büyüklerimizi, ölenlerimizi rahmetle, hayatta olanları hürmetle anıyoruz efendim. Teşekkürler ediyoruz. Bizler bayrağı alıp yola devam edeceğiz inşallah. İskele Festivali'nde yaşanan bir kültür yelpazesi daha. Tabii ki 18. Uluslararası Halk Dansları Festivalimiz. İskele'nin dünyaya açılan kapısı. Onlar bizi dünyada temsil ediyor. Bu yıl 18. yılını kutlayan festivalimizde 6 ülke aramızda. İskele kentinde konuk oluyorlar ve Kıbrıs Türkü'nün, Kuzey Kıbrıs'ın güzelliklerini, insanların güzelliklerini yaşıyorlar. Renkler ve kültürler İskele'de buluştu diyoruz. Alkışlarınız geliyor, kortejimizi sahneye alıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil eden İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu. Alkışlarınızla efendim. Czech Cumhuriyeti, Czech Republic. İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Otçuluk Takımı. Oh,
İskele Belediyesi Ana Kucağı Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi. Olacaklar ve 45. festivali 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali'ni birlikte yazacağız, birlikte yaşayacağız inşallah. Bu güzel renk topluluğuna, bu barış dolu tabloya sizlerden bir alkış rica ediyorum. Akşamına ikindinin arası
akşamının ikindinin arası yaktı beni kaşlarının karası yaktı beni kaşlarının karası kavuşmaya yok mu bunun çaresi buyur da gel ay efendim haneme buyur da gel ay efendim haneme. Yaşanacak. Ve bu coşkuya katkı koyan kişi, kurum ve kuruluşlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Doktor Derviş Eroğlu, Sayın Devlet Büyüklerimiz, Boğaz Endüstri Madencilik Limited Genel Müdürlüğü, Ektam Kıbrıs Limited Genel Müdürlüğü, Noyanlar Grup Direktörlüğü, Sky Venus Hotel Direktörlüğü, Medviv Grup ve Star Kıbrıs Direktörlüğü, tabii ki Sayın Belediye Başkanımız Halil Orun, tüm meclis üyelerimiz, tüm belediye çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz bu festivalin gerçekleşmesinde bizlere yardım ettikleri için. Ve İskele Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Orun'u konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın İrsem Küçük,
Anavatanımız Lefkoşa Büyükelçiliği'nin değerli temsilcisi, milletvekillerimiz, kaymakamımız, belediye meclis üyelerimiz, kardeş belediyelerimiz, Samsun, Pendik'in değerli temsilcileri, Siof'un değerli temsilcileri, 6 ülkeden gelen misafirlerimiz, değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, hazırlık çalışmalarını tamamladığımız Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 45. açılış törenine göstermiş olduğunuz ilgi, duyarlılık ve katılım için şahsım, çalışma arkadaşlarım ve festival komitesi adına hepinize teşekkür eder, hoş geldiniz derim. Cumhurbaşkanımız Sayın Doktor Derviş Eroğlu'nun konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, İskelemizin 50. geleneksel festivalinde bulunmaktan büyük onur duymakta olduğumu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu anlamlı günde, bu anlamlı açılışta sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluktur. Özellikle bu güzellikleri gördükten sonra bir devlet olmanın nimetlerini herkesin daha da iyi anladığını düşünüyorum. İşte devlet demek özgürlük demektir. Devlet demek bir her sahada, her alanda özgürce icraat yapma demektir. Bu gibi festivaller yanında değişik ülkelerden insanları kendi ülkesinde konuk etmek demektir. İşte bugün 6 ülkeden gençler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İskele'de bu güzellikleri bizlerle birlikte paylaşmaktadır. Dolayısıyla bu festivali düzenleyen Sayın Belediye Başkanı olmak üzere yönetim kurulu, belediye meclis üyeleri ve bütün çalışanlarına ve tabii bu organizasyonda görev alan herkese ve katılan ekiplere teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, 50 yıl geçmiştir. Biraz önce Halil Bey konuşmasında 74 öncesinden bahsetmiştir. Evet, 74 öncesini burada bulunan birçok arkadaşlarla birlikte yaşadık. Şimdi ise 74 Mutlu Barış Harekatı'nın yarattığı coğrafya üzerinde kurmuş olduğumuz devletin varlığının devamı için uğraş veriyoruz. Ve her geçen gün yeni yeni güzelliklerle ülkemiz kendini dış dünyaya göstermeye, tanıtmaya çalışmaktadır. Elbette bu gibi kültürel etkinlikler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti için önemli etkinliklerdir. Her zaman söylüyoruz, halklar kültürleriyle vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının kendi kültürlerini bu gibi festivallerde ve zaman zaman da uluslararası festivallerde sergilemekte olduğunu gördüğümüz zaman işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz. Sevgili kardeşlerim, Kıbrıs'ta yaşayabilir, kalıcı bir anlaşma için uğraş vermekteyiz. Bu mücadelede yıllardan beri bizlerle birlikte uğraş veren arkadaşlarımız vardır. Bu 74 Barış Harekatı'ndan sonra özellikle kurmuş olduğumuz devletin yaşatılması konusunda yine birlikte hareket ettiğimiz halkımız vardır. Şimdi barış arayışı içerisinde olduğumuz zaman da halkımızın desteğini görüyoruz. Bize verilen görev Kıbrıs'ta yaşayabilir kalıcı bir anlaşmaya varmaktır. Halkımızın onayı olmadan herhangi bir anlaşmanın kabulü mümkün olmayacağına göre halkımızı temsil eden müzakere masasında elbette halkımızın beklentilerinin gerçekleşebilmesi için uğraş vermekteyiz. Elbette anlaşma için en az iki taraf gerekir. Biz yıllardan beri güney komşularımızla müzakere masasında dirsek çürütüyoruz. Güneyde 7. Cumhurbaşkanı, bizde 3. Cumhurbaşkanı. Ortaya çıkan anlaşma metinleri var mı? Var. O anlaşmalar Türkler tarafından kabul edildi mi? Edildi. Kim reddetti? Rum tarafı. Öyleyse artık dünyaya düşen görevler vardır. Özellikle Kıbrıs'la ilgili
kendini ilgili hisseden devletlere düşen büyük görevler vardır. Başta Birleşmiş Milletler, sonra Avrupa Birliği. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkıldıktan sonra Rum Cumhuriyeti şeklinde kabul etmesi, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta bir anlaşma olmadan Rum komşularımızı üye alması, Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün önemli etkenlerinden ikisidir. Dolayısıyla çözümsüzlükte bir parça olsun payı olanların artık Kıbrıs'ta iki halkın yan yana barış içinde yaşayabileceği bir anlaşmada müzakere masasında değil, yapması gereken görevler vardır. O görevleri yapması gerekir. Görevleri de nedir? Bizden ziyade Rum tarafını uyarmak, bizim üzerimizdeki ambargoları kaldırmak. İşte eğer ilgili bu kuruluşlar bu gerçeği görürler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki uygulanan ambargoların haksızlık, insan haklarıyla bağdaşmayan, insanlığa yaraşmayan unsurlar olduğunu, gerçekler olduğunu görürlerse anlaşma mümkün olabilir. Veya Birleşmiş Milletler özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilanından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin tanınmaması için aldığı kararları gözden geçirme durumuna gelirlerse yine inanıyorum ki Rum tarafı müzakere masasında daha fazla anlaşma ister durumda olacaktır. Onun için sadece Kıbrıs Türk tarafından, Kıbrıs Türk halkından ve anavatan Türkiye'den özveri beklemekle bir yere varmak mümkün değildir. Gerek anavatanımız, gerekse Kıbrıs Türk halkı gerekli özverileri barış için, anlaşma için yapmıştır. Bizden değil, kimlerden isteyeceklerini iyice düşünmeleri ve gerçekleri ortaya koyarak, gerçeklerden hareket ederek Kıbrıs soruna katkı koymaları gerekir diye düşünüyorum. Biz şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında gördüğünüz gibi özgürüz. İstediğimiz etkinlikleri yapabiliyoruz. İstediğimiz ülke gençleri olsun, temsilciler olsun ülkemize davet edebiliyoruz. Ve bir devlet çatısı altında yaşamanın mutluluğunu duyuyoruz. İşte bu mutluluğu elimizden almak isteyenlere karşı bizim vereceğimiz cevap, haklı olduğumuz yerde sonuna kadar direneceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu akşam festival açılışı, gençlerimizin marifetlerini izleme gibi bir durumumuz vardır. Bu nedenle uzun lafın kısası, Halil Bey gerekeni söylemiştir belediye başkanımız olarak. Ben ona ilave birkaç cümle katkım. Ama mühim olan bu güzelliğin 50 yıldan beri devam etmesi. Mühim olan bu güzelliğin daha 50 yıl devam ettirilecek kararlılığının verilmesi. İşte bu güzellikler içerisinde ben katıldığınız için hepinize teşekkür eder. Bu organizasyona katkı koyan herkese teşekkür eder. Ve iyi eğlenceler, iyi yarışlar temenni eder. Saygılar sunarım. Sağ olun. Gösterilerimize sıra geldi. 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali'nde 6 ülke bizimle birlikte. Ev sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öncelikle geliyor sahneye. 26. yılını kutluyor İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu. 83 kez temsil etmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve 26 yılda 23 birinciliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne armağan etti İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu. Halk dansları alanında ilk altın ödül, ilk birincilik yine İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun. 26. yılında organizasyon Özlem Kadir'a alkışlarınız İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu için.
aynı zamanda aramızda bulunan kardeş kentimiz Pendik. Pendik Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Atilla İpek'i, yine Pendik Belediyesi Teftiş Müdürü Sayın Ömür Yaşar Çilili'yi, Harita Müdürü Sayın Özlem Kaçamağı ve Pendik Belediyesi Hesap İşleri Müdürü Sayın Fatma Şanlı'yı da alıyoruz efendim ekiplerimizin yanına. Sayın Cumhurbaşkanımıza ülkelerinden, şehirlerinden getirmiş oldukları anı hediyelerini sunacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Belediye Başkanımız Sayın Halil Orun'la birlikte sunuyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza. Gidiyoruz Afrika, Togo. Cumhurbaşkanımıza ülkelerinden getirmiş oldukları hediyeyi sunuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da onlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anısına hediyelerini sunacaklar. Kardeşlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza ülkelerinden getirmiş oldukları hediyeleri sunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Rusya'ya sevgilerle Cumhurbaşkanlığımızdan. Kardeşlerimiz de kendilerine özgü hediyelerini sunuyorlar. Endonezyalı kardeşlerimizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı'na evet unutulmaz olsun diliyoruz bu anlar. Thank you.
Türkiye, Samsun Belediyesi, kardeş şehrimiz. Çok uzun yıllara dayanıyor dostluğumuz. Tekrardan hoş geldin Samsun, hoş geldin Türkiye. Cumhuriyetinden gelen kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımızla birlikte. Kardeş şehrimiz Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Atilla İpek, aynı zamanda Festivaller Birliği Başkanı. Kendileri bizimle birlikte yalnız bırakmadılar bizleri. Yine Pendik Belediyesi Teftiş Müdürü Sayın Ömür Yaşar Çileli aramızda. Pendik Belediyesi Harita Müdürü Sayın Özdem Kaçamak ve Pendik Belediyesi Hesap İşleri Müdürü Sayın Fatma Şanlı Cumhurbaşkanımızla birlikte. Kardeş şehrimiz Pendik, hoş geldiniz. Siz sevgili izleyicilerimize, saygıdeğer halkımıza, sevgili basın mensuplarına, iskeledesiniz efendim, geleceği gören kentte. Birazdan geleneksel İskele Festivali'nin 45. yaşı kutlanacak. Birazdan kurdelemiz kesilecek Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Bir yıl süreyle el emeği, göz nurları eserlerini burada sergileme olanağı yarattılar. Bu salonda hem sergilerini yapacaklar, hem satış yapacaklar, hem de uygulamaları örnek gösterecekler. Bir yıl süreyle yapmış olduğu el işleri halkımızın beğenisine açılıyor. Katıldıkları için teşekkür ediyorum ben. Hamdanımızın en hareketlerini görmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Görüyorum, şimdi kokeyi kesmeden bakıyorum, görüyorum. Birçok güzellikler var. Bu güzellikleri yaratan hanımları buluyorum. Ve daha nice nice güzellikler yaratacaklara inanıyorum ve kaygısı olsun diye. En denleri Sema Çakma Hanımefendi'ye ve Huri Topaloğlu'na katılım belgesini veriyoruz. Orayı kapalı olur mu zaten mi? Olur mu? Buyurun.
kozasından yapılmış bir kanal. Toprak kuşları bunlar. Thank you.